أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسهيل أوروش bölümü 6. ders فصل في القضاء oruçların kazası ile alakalı bir bölüm. Sual: قضاء صيام رمضان Ramazan ayının içerisinde tutulmamış olan oruçların kazası ile alakalı. هل يشترط شرط var mıdır fihi onda التتابع peş peşe tutma gibi bir şart var mıdır? Yani Ramazan ayı içerisinde tutmamış olduğumuz oruçların veyahut da bazı sebeplerden dolayı tutmamış olduğumuz oruçların kazasını yaparken bunları peş peşe tutmamız gerekir mi? Bununla ilgili sual. Cevap: La yuştaratu zalike fihi. Böyle bir şart yoktur. İnşa'e eğer ki kaza yapan şahıs dilerse farrakahu ayrı ayrı tutar ve inşa'e eğer ki dilerse tabe'hu peş peşe tutar. Sual: ve in ahharahu kazası olan kişiyi tehir ederse hatta dehale ramadanu aharu başka bir ramazan yani geçmiş Ramazan'ın üzerinden bir sene geçti ve henüz kazalarını tutmadığı مَذَا يَفْعَلُ bu şahıs ne yapar? Cevap: يَسُومُ اَوَّلًا رَمَضَانَ الْحَاضِرَ hazır olan Ramazan ayının oruçlarını tutar öncelikle وَيَغْضِي الْاَوَّلَ بَعْدَهُ ondan sonra bu geçmiş Ramazan'ın kazalarını öncelikle onları kaza eder. وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ bununla ilgili herhangi bir fidye vermesine de gerek yoktur. Sual: رَجُلٌ bir adam mate öldü وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ onun üzerine Ramazan ayıyla alakalı oruç vardır. Bir adam öldü ve Ramazan ayında tutmadığı oruçların kazaları var onun üzerinde. وَاَوْسَى وَسِيَتْ اَتْتِي اَنْ يُفْدِيَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ malından fidye olarak verilmesini vasiyet etti. مَذَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ velisinin üzerine bununla alakalı gerekli olan şey nedir? Cevap: هَذِهِ الْوَسِيَّةُ bu vasiyet تَنْفُذُ kapsıyor فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ meyitin malının üçte birinin içerisine giriyor. فَاِذَا اَوْسَ الْمَيِّتُ eğer ki meyyit vasiyet eder ise بِفِدْيَةِ مَا عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانِ Ramazan ayının kazasıyla alakalı fidye vermekle ilgili meyyit vasiyet eder ise يُطْعِمُ عَنْهُ وَذِيُّهُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَ يُطْعِمُ doyurur عَنْهُ o maldan وَذِيُّهُ velisi بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ her bir gün için miskinen bir miskini doyurur. Bu doyurmayı nasıl yapar? Nisfe sa'in min burrin, buğday olarak verecekse yarım sa', ev sa'en min şa'irin, ev sa'en min temrin. Eğer ki arpa ve hurma olarak verecekse birer sa', bir sa' ondan. Eğer ki hurma olarak verecekse bir sa' da ondan verir. Siyamu tatavu, nafile olan oruçlar. Sual: hel siyamun şuri'a fi gayri şehri Ramazan. Ramazan ayının dışında herhangi bir oruç var mıdır şer'i olarak? Siyamu şehri Ramazan fardun. Ramazan ayındaki oruç farzdır. Ve siyamu ma siva zalike tatavvu'un. Bunun dışında olan oruçlar ise nafile oruçlardır. Lev same yuthabu aleyhi inşallahü teala. Eğer ki bir şahıs bu şekilde Ramazan ayının dışında bir oruç için niyet eder, oruç tutarsa yusabu sevaplanır aleyhi bu orucundan dolayı inşallah Allah'ın izniyle. Sual: hel yunha an siyami tatavvu'i fi ba'di'l ayyami. Hel yunha nehyedilmiş midir an siyami tatavvu'i nafile olan oruçlar için fi ba'dil eyyami bazı günler nehyedilmiş midir? Yani nafile orucun tutulmasının yasak olduğu günler var mıdır? Cevap:
Naam, khamsatu eyyamin, beş gün vardır ki, fi seneti senede, nuha anis savmi fiha, bu günlerde oruç tutmak nehyedilmiştir. Ve hiye kemayeli, bunlar şu şekilde sıralanmıştır. Birincisi, savmu yevmil fitri, fıtır günü tutulan oruç nehyedilmiştir. Yani Ramazan bayramının birinci gününde tutulan oruç yasaktır. Bugün de oruç tutmamak gerekir. Bugün de Allah-u Teala bizim için bayram kılmıştır bugünü ve bugün bayram etmek gerekir. Oruç tutmamak gerekir. İkincisi, savmu idil adha, Kurban bayramının birinci günü tutulan oruç da yine bu yasaklanan günler arasındadır. Üçüncü, dördüncü ve beşincisi de وَصِيَامُ ثَلَافَةِ اَيَّامٍ بَعْدَهُ, bu Kurban bayramının birinci gününden sonra gelen üç gün. Yani bayramın birinci gününden sonraki ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün. Bu dört gün, bu üç günde yine haram kılınmıştır. Bu günlerde oruç tutmak. وَتُسَمَّ اَيَّامِ teşrik, bunlara teşrik günleri olarak isimlendiriliyor. Yani özetleyecek olursak, Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günü, toplam beş gün oruç tutmak yasaklanmıştır. Sual: هَلْ لِبَعْدِ الصِّيَامِ فَضْلٌ زَائِدٌ عَلَى بَعْضٍ, هَلْ لِبَعْدِ الصِّيَامِ, bazı oruçlar için var mıdır فَضْلٌ زَائِدٌ, fazlaca bir, yani zaide bir fazilet var mıdır عَلَى بَعْدٍ, diğerlerine nazaran, diğerlerine göre. Yani bazı günler bazı günlerden daha faziletli midir? Cevap: نَعَمْ, evet. Verede varid olmuş fi ba'di ahadisi, bazı hadislerde fadlu ba'di siyami, bazı günlerin oruçlarının faziletleriyle alakalı bazı hadisler varid olmuştur. Fakat ravet Aişetu radıyallahu anha, Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha rivayet etmiştir ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam يَسُومُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı şeklinde rivayet edilmiş. وَرَوَى اَبُوْ هُرَيْرَ رَضِيَ anhu, ve yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiştir ki قَالَ, demiştir ki قَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: تُعْرَدُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ, ameller pazartesi ve perşembe günü arz olunur. Fe uhibbu, ben isterim, ben severim ki en yu'arada ameli, benim amelim arz olunsun ki ve ene saimun, ve ben de bu arz olunduğu vakit oruçlu olayım. Ben bunu isterim ve bunu severim. Yani pazartesi ve perşembe günlerinin amellerin arz olunduğu gün olduğu anlaşılıyor buradan. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam da amellerin arz olunduğu gün oruçlu olmayı isterim demesiyle bu günlerin oruçlu geçirilmesinin faziletinin yüksek olduğu anlamını taşıyor. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ, yine Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهُ sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz لَا يُفْتِرُ اَيَّامَ الْبِيدِ, şöyle buyuruyor Resulullah aleyhissalatü vesselam, bid eyyamul bid, yani bid günlerinde iftarlı olmayın, yani oruçlu olun. Fi hadarin ve la seferin, mukim olsanız da seferi olsanız da eyyamul bid'de iftarlı olmayın, oruçlu olun şeklinde Resulullah'ın tavsiyesi vardır. Eyyamul bid ayların içerisindeki 3 gündür. Bunlar da 13. 14. ve 15. günlerdir her ayın. Tabii bunlar hicri olan aylardır. Bu hicri olan ayların içerisinde 13. 14. ve 15. günlerin iftarlı olarak geçirmeyin. İmsaklı olarak, yani oruçlu olarak geçirmeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiştir. Ve ravva Ebu Katade radıyallahu anhu, bu sefer Ebu Katade Efendimiz
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet etmiştir ki sallallahu aleyhi ve sellem kale Siyam-ı Arafete, Arefe günü tutulan oruç ehtesibu, ben beklerim alallahi Allah'tan en yükeffire senete elleti kablehu. Yani Arefe günü oruç tutan kişi için Allahu Teala'dan şunu beklerim ki geçmiş olan bir senelik küçük günahlarını kefaret etmesini, yani bu bağışlamasını, ve senete elleti ba'de, ve bir sonraki sene içerisindeki günahlarını affetmesini, kefaret etmesini beklerim. Ve siyamu yevmi aşura'e, aşura gününün orucu ise ehtesibu, ben beklerim alallahi Allah'tan en yükeffira senete elleti kable, geçmiş senesinin günahlarını affetmesini beklerim diye bugünlerin oruçlu geçirilmesinin önemine burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işaret ediyor. وَعَنْ اَبِي اَيُّبْ الْاَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet edilen bir hadis. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Resulullah Efendimiz kâle demiştir, buyurmuştur ki مَنْ سَامَ رَمَضَانَ Kim ki Ramazan ayında oruç tutarsa ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتَّ Sonra ondan sonra, yani Ramazan ayından sonra 6 tabi ederse, o 6 nedir? Min şevvalin, şevvaldan 6 gün orucu tabi ederse kâne kesiyâmi dehri, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur şeklinde buyurmuştur Efendimiz. Yani Ramazan ayından sonra, tabi Ramazan bayramı oruç tutmak caiz olmadığını söyledik, haram olduğunu söyledik. Ondan sonra Şevval'in içerisinde o 6 günü oruçlu olarak geçirmek, bütün yılı oruçlu olarak geçirmek gibi olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Allah-u Teala muvaffak etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.